Airport'tan merhaba. Habertürk'ün yeni yayın döneminde Airport'ta yeni içeriğiyle karşınızda olacak. Gerçi klasikleşmiş bir tablomuz var. Çok beğeniyle izlenen ve onu aynen devam ettireceğiz. Daha dinamik, daha zengin bir içerikte karşınızda olacağız. Ve bu yeni yayın döneminin ilk konu olarak da sektörümüzün duayeni, sektörü en iyi bilen, dünyayı okuyan bir konuğumuz var. Sani Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlk konuk olarak sizi arzu ettik çünkü hem bir yeni başlangıç olarak şu geçen süreçte neler oldu? Çünkü hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi değişimler, ciddi hadiseler yaşadık. Havacılık anlamında, gerek ülkemizdeki işte politik anlamında. Siz yazı nasıl geçirdiniz? Özellikle şu 15 Temmuz olayı, ondan önce terör olay hadisesi var havalimanında ve dünyada hiç kimse seyahat ettiğimi inandıramadım. Terör oluyor Atatürk Havalimanı'nda ve çok kısa sürede hizmete açılıyor. Hemen akıllara Belçika falan geliyor. Millet şey yapamıyor, anlamlandıramıyor. Siz bu nasıl başardınız ve bu yazı nasıl geçirdiniz? Öncelikle yeni yayın döneminde programımıza başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Ben bu yazı tabii ki nasıl geçirdiğimize bakarken çok sıkıntılı bir yaz geçti. Hem Haziran ayının sonlarına doğru Temlerimizdeki, havalimanımızdaki o terör hadisesi hem bizi çok üzdü, yıprattı, hem güvenlik açısından acaba sıkıntılarımız var mı diye bizi çok çalıştırdı, baktık. Fakat o kadar acıydı ki bir kere 11 arkadaşımızı kaybettik. Yani o bizim için çok üzücü bir hadiseydi. Aynı şekilde 35 civarında da yolcumuzu veya yolcumuzu karşılayan, uğurlayanları kaybettik. Ondan da dolayı çok üzüntü duyduk. O bizi yıprattı ve tabii bu terör olayından sonra havalimanında olmasının neticesinde yolcu sayısılarında ciddi olarak düşüşler yaşadık. Ondan sonra biliyorsunuz 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. Ve hakikaten çok üzücü olaylar meydana geldi. Hep de havalimanı odaktaydı. Yani o terör hadisesi zaten orada olmuştu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz günü yaptığı konuşmayla herkes havalimanına çağırdı. Otomatik olarak havalimanı darbeye karşı duranların bir merkezi konumuna geldi. Ve o gece Atatürk Havalimanı hakikaten bence valisiyle, vali yardımcısıyla, emniyet müdürü, müdür yardımcısıyla, devlet hava meydanları yöneticileriyle, bizle çok önemli bir görev yaptık. Ondan dolayı da mutluyuz ama aynı şekilde de bu üzücü hadiselerden dolayı da çok üzgünüz. Çünkü orada da Türkiye genelinde 246 tane şehit verildi. Yani böyle bir hakikaten hain bir darbe girişimiydi. Terör olayına dönünce, ondan 15 gün önce falan oldu terör olayı. O da çok enteresan bir hadiseydi. Şöyleydi, şimdi zaten ben bu hafta Kanada'ya gidiyorum. Kanada'da ACI, Airport Council International'ın Dünya Kongresi var. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Dünya yönetim kurulu üyesiyim. Dünya havalimanları orada toplanacak, evet, orada toplanacak. 2387 tane havalimanı orada toplanacak. Bana da güzel bir konu verdiler. Ben yani, diyecektim. Ha. Size burayla ilgili bir, evet, konu falan. Hem terörü hem ondan sonra nasıl hızlı toparladığımızı, evet, nasıl yönettiğimizi, hem de darbe girişimi sırasında neler olduğunu, şu anda Türkiye nasıl anlatma fırsatı verildi. Bu benim için çok çok önemli oldu. Biliyorsunuz ondan, darbe girişimi sonrası da Amerika biraz sorun yapmıştı ya, aynen, yolcular geçti diye tabii, hava tarafına. Orada tabii şöyle bir şey oldu. Belki bizim o geceki bir ufak hatamızdı. Halkımız, darbeye karşı direnen halkımız aprona girdi. Onu engelleyebilirdik ama o coşkuyu o engellemek istemedik. Abi, onu, evet, istemedik. Çok zor. Ertesi gün ama şöyle oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hemen Amerikan TSA yetkililerini getirdi Türkiye'ye. Hem EKAK, Avrupa, yani Amerika geldi. Onlar şeyi gördüler. Yani onun bir coşkuyla girilip hemen çıkıldığını gördüler. Yani terminalde bu darbe güvenlik zafiyetinin olmadığını şey gördüler. Yok. Terör olayında Sayın Başbakanımız geldi. Sayın Valimiz, bakanlarımız, herkes orada. Hepsinin dediği şu: açacağız. Ben o talimatı aldıktan sonra gerisi bizim için çok kolaydı. Tabii bütün üst düzey mühendisleri, bütün üst düzey formenleri hepsi oradaydı. İnanın gece 2'de fabrika açtırıp yaptırdığımız mallar oldu. Gece 2'de, evet, sahibini bulup açtırıp. Ve biz paravanlarla hasar gören yerleri kapattık. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Olay yeri inceleme ve özel harekat havalimanını bizim yanlarına verdiğimiz elemanlarla ve bizim özel güvenlikte didik didik aradılar.
havalimanının tamamen tahliye olduğu, kimsenin olmadığı terminalin özellikle anlaşıldıktan sonra bize yol verdiler, buyurun dediler ve biz girdik. Girdik, işte sabah 5'te ilk uçağı kabul ettik. Yani neredeyse 6-7 saatte açmış olduk. Yani inanılmaz demiyorum, inanmıyorlar. Çünkü ben anlatınca böyle bir büyük hadise yaşandı. Tabii bunu yalnız yapamadık bütün bu olaylarda. Türk Hava Yolları'nı da unutmamak lazım. Terör gecesi Türk Hava Yolları da muazzam bir kriz merkezi oluşturdu. Tüm yönetim kurulu başkanlarından diğer bütün yöneticilerine, genel müdürlerine kadar herkes orada. Onlarla çok koordineli çalıştık. Valilik, Türk Hava Yolları ve TAV. Bu koordinasyon müthişti. Biz zaten müthişti. Haziran'da sezon itibariyle baktığınızda negatif başlamıştık. Evet. Zaten %40'larda bir kayıplardan bahsederek başlamıştık ve üzerine de bunlar eklendi. Şimdi bu sene hem turizmde ki kayıplar, çünkü daha önce şehir merkezinde olsun, Türkiye'nin başka yerlerinde olsun canlı bomba hadiseleri oldu. Paris'te de oldu. Yani sırf Türkiye'de değil, Brüksel'de oldu. Avrupa'da evinden çıkmadı insanlar. Her yerde oldu. Evinden çıkmadı insanlar. Avrupalılar zaten bizim en büyük müşterilerimiz. Seyahat etmemeye başladılar. Bu düşüş zaten vardı. Bu olaylar bir de bizde olunca bu düşüş arttı. Onun için bu sene dünya havacılığı açısından da, Türk havacılığı açısından da kayıp bir sene. Ama bu bizi moralsiz mi yapacak? Hayır. Ben her zaman söylediğim bir hadise vardır. Hiçbir zaman iyimser olmadım. Hep pozitif oldum. Çünkü iyimserlikle pozitiflik arasında bir fark var. İyimserlikte riskleri göremiyorsunuz. Evet. Pozitif olunca hem riskleri görüyorsunuz hem fırsatları görüyorsunuz. Ben şunu görüyorum. Türkiye'de havacılık büyüyecek. Daha da büyüyecek. Çok güzel büyüdü. Bundan sonra da büyümesine devam edecek. Şimdi ben ACA'ya gidiyorum ya, hem de hazırlandım. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın, dünyada 88,5 milyon geçen sene hava trafik hareketi olmuş, uçuş olmuş. 88,5 milyon. Bir yıl. Uçak, yani hava aracı hareketidir. Evet. Air Traffic Movement. 88,5 milyon. 7,1 milyar yolcu uçmuş bu 88,5 milyonda. Ve 105 milyon ton da kargo taşınmış. Şimdi böyle bir sektör, yani böyle bir ekonominin durgunluğa girmesi olabilir. Bakın, biz 2000 yılında havalimanı işletmeciliğine başladık. 16 yıl oldu. 1997 ilk yatırımımıza başlamıştık İstanbul Atatürk Havalimanı'yla. Oradan bu yana bir bakarsanız neler oldu? Türkiye'de ve dünyada ekonomik krizler oldu, bulaşıcı hastalıklar oldu, depremler oldu. Yanardağ patladı, o bile dünya havacılığını etkiledi. Arap Baharı çok etkiledi. Ekonomik kriz, özellikle Amerika ve Avrupa bölgesindeki ekonomik kriz çok etkiledi. Ama biz hep zıplayarak geliyorduk. 11,2. Bizim Türkiye'deki büyümemiz. 11,2 ortalama büyüme hediye edilmişti. Bu büyüme devam edecek. Türkiye'ye baktığınızda şu anda ben dediğim gibi pozitifim. Direkt görebiliyoruz rakamları. Yani ben bu bayram rakamlarını gördük. 1500 uçak iniş kalkış yaptı Atatürk Havalimanı. Rekor kırdık bir günde yani. Rekor kırdı. 1500 uçak demek şu demek. Evet. Onu bütün yıl 1500 uçak indiğini düşünürseniz 82 milyon yolcu yapar. Yani bu kapasite oluyor. Biz bu hesapları daha önce yapmıştık. Bu potansiyel var. Evet. Ha, bunlar çok büyük ve ciddi rakamlar. Ve yolcu başı harcamalara baktık bayram sürecince. Bayağı iyi. Şimdi o zaman şunu gördük. Tamam. Bayağı iyi derken ortalama bir rakam biliyorsunuz. Mesela ortalama 10 euro iken bayramda 17-18 euroya çıkıyor. Evet. Yani bu iyi bir rakam. Şunu görüyoruz. Demek ki halen insanlar hele bu yazın bu sıkıntılar olduktan sonra bir seyahat olayı da oldu bu bayramda. Uzun da bir tatildi. Yani bunlar basit bir datalar gibi geliyor ama bu dataları biz bilgiye çevirdiğimizde şunu görüyoruz. Yani ciddi bir pozitif ileriye dönü bir güven başladı. Geleceğe ümitle bakma durumu söz konusu. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben inşallah kötü günlerin arkada kaldığına inanıyorum. Çünkü bizim havacılık sektörünü birebir ilgilendiriyor. Biz ne yapıyoruz Türkiye'nin dışında? Siz çok şey yapıyorsunuz abi. Şu Küba var. Yani hem TAV olarak hem TAV'ın alt bilimleri olarak, yani siz çok büyüdüğünüz için nereye dalsak orada kayboluyoruz. Evet. Yani şimdi anlatacaksınız, 76 havalimanında hizmet, bu sefer başka yeri unutacağız. Şöyle bir genel bir fotoğraftan. Genel şöyle anlatayım. Biz şirketimizi kurarken şunu dedik. Dedik ki biz sadece ve sadece havalimanı ile ilgileneceğiz. Bir sürü çeşitli iş yapabiliriz ama hepsi havalimanında ilgili olacak. Biz şu anda herkes diyor ki TAV 14 tane havalimanında var. Hayır, biz 14 havalimanını yaptık ve işletiyoruz. 6 tane havalimanının inşaatını yapıyoruz.
Ondan sonra toplam 70 tane havalimanında bizim ayak izimiz var. Birinci lounge işletiyoruz, öbüründe yer hizmetleri yapıyoruz, birinde duty-free yapıyoruz. Ama bu arada havalimanı işletmesine bırakmıyoruz. Mesela Küba çok önemli bir hadise. Şimdi Küba'ya biz gittik, görüşmelerimizi yaptık, ettik. Küba'daki herkes soruyor, onu da burada açıklamak istiyorum. İhale şekli bir ticari ihaleden ziyade bir devletle ortaklık, kamu özel sektör ortaklığı, bir güzellik yarışması diyebilirsiniz. En iyiyi seçtiler. Yani baktılar ki Aéroport de Paris, TAV ve Bıyık Batiment. Bıyık, bunlar 20-25 yıldır Küba'da çalışan bir çok büyük bir inşaat firması. Biz Zagreb'de bu üçlü ortağız. Zagreb Havalimanı'nda aynı üçlü Küba'ya gittik. Böyle bir geçmiş birikiminiz var. Ben işin o tarafını bilmiyordum. Tabii tabii. Zagreb'de ortağız. Zagreb'de Aéroport de Paris. Yani bizim ortağımız Aéroport de Paris. TAV ve Bıyık ortağız. Aynı şekilde bu üçlü Küba'yı aldık. İşte bugün yarın anlaşmanın detayları imzalanacak. İnşallah. Ondan sonra da gerekli açıklamalarımızı yapacağız. Havana çok önemli. Niye önemli? Küba'da Havana, hem yapıp yani tabii, bu temini bitirip onu da işleteceksiniz. Süresi işte, 25. Şimdi Küba'daki Havana şöyle önemli. Küba açılan bir bölge. Amerika'nın açılıyor. Evet, ve bölgenin. Ve 90 mil Miami'ye. Miami'ye 90 mil. Şu anda bu şartlardaki yolcu sayısı 5 milyon. Yani o kadar seri halde büyüyebilir ki, hele bizim Aéroport de Paris'in katkılarıyla, biz çok iddialıyız Küba'da. Biz Küba'yı Miami'ye geçer. Miami'yi geçer. Onun için Havana Havalimanı'na çok güveniyoruz ve aldığımız için de çok değişik bir memleket. Çok hoş bir memleket. Aldığımız için de çok mutluyuz. Çok turistik bir memleket. Çok Atatürk'te başka şeyler de yapıyorsunuz geldi. Ama şu an... Genişletiyoruz Atatürk evet. Havalimanı. Niye genişletiyoruz? Bunu da burada açıklayayım Güntay Bey. Herkes soruyor işte 3. Havalimanı 2018'de bitecek işte şu bu. Fakat bitebilir, biz de kapatacağız. Eğer bitince bizim havalimanımız duracak. Ama şu var, yani şu anda bizim bir yolcumuz orada. Bu yolcunun rahat etmesi lazım. Bunu bir de belirli bir büyüme var. Bu nasıl yönetilir? Türk Hava Yolları bizden istedi direkt. Onun için biz Türk Hava Yolları bizim önemli bir müşterimiz. Tabii ki şey yapamazdık ve ciddi para harcadık oraya. 75 milyon euro civarında. Ve diğer yatırımlarıyla 92 milyon euro biz Türk Hava Yolları için ve de diğer hava yolları için mecburen, ama özellikle Türk Hava Yolları için, çünkü trans yolcu bir tek Türk Hava Yolları'nda var. Trans yolcu çok ciddi artıyor İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Biz yatırım yaptık. Şimdi 8 köprü daha ilave ettik. Aslında 4 köprü ama ikili. İkili 8 köprü ilave ettik oraya. Şey ilave ettik, 700'lü kapılar yaptık yine. Çünkü karşı taraftaki aprona genellikle oradan götürüyorlar. Evet. Böylece kapasiteyi çok ciddi artırdık. Size teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ederim. İlk programımızın konuğu oldunuz. Daha önce de size çok ilkler yaptık ama yaptık evet. Bu ilki yenilemiş olduk. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tam sizle 17 yıldır tanışıyoruz ve 17 yıldır bu sektöre çok katkınız oluyor. Programınızla, şahsınızın gayretleriyle ben de size ayrıca teşekkür ediyorum.